köse serbest bırakılsın. Ali Osman köse serbest bırakılsın. Ali Osman köse serbest bırakılsın. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Bugün AKP faşizminin tahliye etmeyerek, tedavilerini engelleyerek katletmek istediği yüzlerce hasta tutsaktan biri olan kanser hastası devrimci tutsak Ali Osman Köse'nin özgürlüğünü istemek için buradayız. Ali Osman Köse 38 yıldır Türkiye faşizminin hapishanelerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş. 22 yıldır FETÖ tecrit hücrelerinde ağır tecrit altında tutulan bir devrimci tutsak. Uzun tutsaklık koşulları, FETÖ tecrit koşulları, yaşadığı işkenceler nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşıyor. Ve bugün 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Ali Osman Köse'nin bir böbreğinde 9 santim büyüklüğünde bir kanser tespit edildi. Bu böbreği alındı ama Ali Osman Köse sağlığına kavuşmadı. Ali Osman Köse bir kanser hastası. Kanser hastalığı hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan ve kişinin tek başına yaşamını devam ettirmesini engelleyen bir hastalık. Ve yasaya göre infaz yasasının 16. maddesine göre iyileşemeyecek kadar ağır hasta olanlar yaşamını tek başına hapishanede sürdüremeyecek derecede hasta olanlar tahliye edilmelidir. Cezalarının infazı ertelenmelidir. Bu emredici bir yasa hükmüdür. Ama AKP faşizmi bugün bu yasa hükmünü, bu hukuk kuralını, açık hukuk kuralını uygulamayarak Ali Osman Köse'yi katletmek istiyor. Tıpkı bugüne kadar katlettiği binlerce hasta tutsak gibi onu da katletmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Ali Osman Köse'nin yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Başından beri şunu söylüyoruz. İnfaz ertelenebilir, infaz her zaman yapılabilir ama tedavi derhal yapılmalıdır. Tedavi engellenemez, tedavi ertelenemez. Tedavinin ertelenmesi demek, tedavinin engellenmesi demek, yaşam hakkının gasp edilmesi demektir. Buna izin vermeyeceğiz. Ali Osman Köse'nin tabutunu değil, özgürlüğünü alacağız. Tıpkı Güler Zere'yi faşizmin hücrelerinden çekip aldığımız gibi, tıpkı onlarca hasta tutsağı faşizmin hücrelerinden çekip aldığımız gibi, onu da oradan çekip alacağız. Asla yalnız bırakmayacağız. İşte bugün bunun için buradayız. Atina'da Türkiye Başkonsolosluğu önündeyiz. Türkiye faşizmine, AKP faşizmine Ali Osman Köse'yi katlettirmeyeceğimizi, onu katletmelerine izin vermeyeceğimizi haykırmak için buradayız. Bugün Türkiye hapishanelerinde iki devrimci tutsak, Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım, yaşadıkları haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı direnişler, açlıklarıyla, bedenlerini açlığa yatırarak adalet istiyorlar. Onların taleplerinden biri de hasta tutsakların serbest bırakılması. Ali Osman Köse gibi katletmek istedikleri hasta tutsakların serbest bırakılması için de direniyorlar. Sibel Balaç aynı zamanda bir hasta tutsak. Onun da ağır sağlık sorunları var. Bunun için de direniyor.
kendisi gibi hasta tutsak olanlar için, Alois Bakyos'u ve diğer hasta tutsakların özgürlüğü için, onların yaşam hakkı için de dileniyor. Bugün onlar için de buradayız. Onların taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Onların da katledilmelerine izin vermeyeceğiz. Bunun için buradayız. Adalet istiyoruz. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Alois Bakyos'a serbest bırakılsın. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın.